Sayın Divan ve değerli meslektaşlarım, benim ismim Rıza Hakan Erbay. Denizli Tarık Odası Merkez Konseyi Delegesiyim ve Çağdaş Türk Hekimleri Birliği adına sizlere hitap etmek istiyorum. Öncelikle ilk dönemlerinde aralarında bulunduğum önceki Merkez Konseyi'ne görevi biraz önce dün olan mesaileri için çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Genel Sekreter Vedat Umut Hocamızın özverili şekilde çok çalıştığını sizlere benim de söylemem gerekir. İki noktaya değinmek istiyorum hızlıca. Birincisi meslek örgütümüz, ikincisi hekimlik hakları ve sağlık politikaları. Sözlerim kesinlikle kişisel olarak algılanmamalıdır, alınmamalıdır. Buradaki herkes önce insan, sonra da hekim olduğu için çok değerlidir. TTB biraz önce de ifade edildiği gibi etkin demokratik olarak isimlendirdikleri, kendilerine verdikleri isimle 34 yıldır değişmeyen aynı zihniyetteki kadrolarla yönetiliyor. TTB'nin geldiği ve getirildiği yer ise maalesef söylendiği gibi çok parlak değildir. Tamamen tükeniş durumundadır. Neden? Yıllardır pervasızca onca uyarıya rağmen giderek artan şiddette marjinal politikaların söylem platformu olarak kullanıma geldi. Bu nedenle hekimler örgütüne sırtını döndü. Seçimlere katılım oranı ülke çapında bildiğiniz gibi birkaç il dışında %5 ila %25 arasındadır. %5 ila 25. Yani hekimlerin yaklaşık %80 ile 90'ın Türk Tabipleri Birliği ile TTB ile ilişiğini kesmiştir. Bu %90'ın fonda, zihninizde sürekli olarak konuşmam boyunca kulağınızda çınlamasını istiyorum. %90 terk. Bunun için 1982 öncesi, biraz önce Pınar Hoca'nın da belirttiği gibi, hekimlerin tabip odalarına üye olması tekrar zorunlu hale getirilmelidir. Bu değişiklik için Merkez Konseyi ve hatta tüm tabip odaları, buradaki bulunan bütün tabip odalarının delegelerine ve başkanlarına da sesleniyorum, bütün gücüyle çalışmalıdır. Oysa bu konuda biz Deniz Tabip Odası olarak ve Merkez Konseyi üyesi olarak ben Merkez Konseyimize yasa değişikliği önerisi için önerge vermiştim. Maalesef reddedildi. İnanılmaz bir şey. Yani bunu savunuyorsunuz ama reddediliyor. Etkin Demokratik TTB yönetimi onu reddetti. Bunu bilmenizi özellikle rica ediyorum. Hekimliğin ve hekimlerimizin maalesef sosyal, ekonomik ve politik sorunları had safhadadır. Tıp ve uzmanlık eğitiminde kalitesizleşme, liyakatsiz atamalar ve yükseltmeler, yoğun iş yükü, özel hastanelerde performans baskısı, muayenehanelerde SGK desteği eksikliği, emeğinin karşılığını alamama, emekli hekimlerin adaletsiz ve açlık sınırındaki maaşları, malpraktis ve inanılmaz tazminat davaları, cezaları ve daha birçok sorun. Korkunç başka sorunlar da var. Korkunç. Aşağılanma, değersizleştirme, şiddet ve göç. Bu öyle bir beyin göçü ki neredeyse her yıl 1001 güçlükte en pahalı eğitimde yetişen ailelerinin, hepimizin göz bebeği hekimlerimizin tamamına yakını yurt dışına gitmek istiyor. Para için değil, insanca yaşamak için, değerli olduğunu hissedebileceği yerler arıyor. Sanki Avrupa için ya da Amerika için hekim yetiştiriyoruz artık. Giderlerse gitsinler denemez. Çünkü bir ülkenin en değerli hazinesi iyi yetişmiş eğitimli insanlarıdır. Eğitimli insan gücüdür. En değerli hazine budur. Bütün bu sorunlar için mevcut mücadele geleneği ve arşivinden de yararlanarak Türk Tabipleri Birliği kolları ve kurumlarındaki uzman değerli hekimlerimizin bilincinde olarak kimseyi ötekileştirip dışlamadan ve bu çalışmaları daha da geliştirerek hep birlikte ortak akılla geleceğe yürüyebiliriz. Bu işin olmazsa olmazı elbette haklarımız ve doğru sağlık politikaları için hükümete yani hüküm erkine karşı söylem ve eylem gerçekleştirmektir. Bu söylem ve eylemi gerçekleştirirken
aynı zamanda yetkililerle iletişim koparmadan haklarımız için mücadele etme yeteneğini sağlayabilmektir. Bu çalışmaların etkin ve yararlı biçimde sürdürülebileceğimiz iddiasındayız. Dünyanın belki de sorunları en fazla hekimleri biziz. Buna rağmen dünyanın hiçbir yerinde kendi meslek örgütlerine bu denli küskünlük, ilgisizlik ve duyarsızlık yoktur. Hüküm erkine karşı hak elde edebilmek için ve kuvvetler ayrılığı prensibiyle kurulmuş meslek örgütleri bu derecede yanlış yönetimlerle, politikalarla ve yetkililerle hiçbir şekilde iletişim kuramayarak hangi hakkımızı elde edebilir? Bugüne kadar hangi hakkımızı elde edilebildi? Yapılanlar çok yetersizdir. Doktorların çoğu, tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği'nin adını bile duymak istemiyor. Bu gerçeğin lütfen farkına varırız. Küçük mutlu azınlık da burada kendinizi alkışlatabilirsiniz. Ama Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri'nin adını kimse duymak istemiyor. Hekimlerin %90'ı. Hatta size daha acı ve üzücü bir saptamamı söyleyeyim. Ben bir tıp fakültesi öğretim üyesiyim. Gençleri de eğitiyoruz. Ve bu çocuklar benim ben kendimi adeta tüm yeni mezunların gençlerin ve hekimlerin bir ebeveyni gibi de hissediyorum adeta. O yüzden gerçekten sizler gibi acı duyuyorum. Özür diliyorum. Doktorların çoğu tabip odası ve TTB'nin adını bile duymak istemiyor demiştim. Hatta daha da üzücü bir şey söyleyeyim. Olumsuz bir düşünce veya duygu bile yok artık. Genç doktorların çoğu tabip odalarının yerini bile bilmiyor. Artık neredeyse yok hükmündedir. Hekimler bilinçsiz insanlar değildir. Örgütlülük ihtiyacını sendikalara üye olarak gidermeye çalışıyor. Son 2,5 yılda 50.000'den fazla insan neden sendikalara üye oldu? 34 yıldır maalesef kötü yönetimler sonucu hekimler sırtını döndükçe sadece yandaşların %3'e 5'e kadar ki bir önceki seçimde Ankara Tabip Odası'nın seçime katılım oranı üye hekimlerde bile %3,5'tu. %96.5. %3'e 5'e kadar düşen oy oranlarıyla aynı zihniyet yeniden ve yeniden seçiliyor ve burada kendi kendilerini kutluyorlar. Bu marjinal, ilgisiz eylemler ve söylemler üye sayısını giderek azaltıyor. Üye sayısı azaldıkça aynı politikaları sürdüren aynı kadrolar devam ediyor. Salyangoz misali. Giderek içine kıvrılan, küçülen, sarmalımsı, kısır bir döngü içinde gözden kaybolmaya doğru gidiyoruz. Ama bu yönetim kadroları bu kısır döngüden, bu ıssızlıktan memnundurlar. Çünkü kendi yaptıkları işi çok doğru görüyorlar. Böyle olması gerektiğini düşünüyorlar. Başka hiç kimseye bırakılamayacağını, bunun çok değerli olduğunu, bu köşenin kapılması için her oyunun oynanması gerektiğini düşünüyorlar. Oyunları görüyorsunuz. Halbuki bizler hekimiz, zor bir tıp eğitimini aynı sıralardan, aynı sınavlardan geçerek, başararak ve yılların deneyimiyle buradayız. Bizler, Çağdaş Hekimlik Grubu ve Türk Hekimleri Birliği'nin oluşturduğu bir koalisyon ekibiyiz. Biz, meslek örgütümüzü yeniden Nusret Fişik Hoca Hocam döneminde olduğu gibi sözü dinlenir, ağırbaşlı, etkili bir meslek örgütü haline getirmek istiyoruz. Dün görevi sona eren başkanın ve onu destekleyen Merkez Konseyi'nin ordumuza kimyasal silah suçlamasıyla genel kamuoyunda ve hekim camiasında çok büyük bir tepkiye neden olduğunu biliyorsunuz. Kim bilir kaçıncı kez, kaçıncı Merkez Konseyi üyesi ya da başkan gözaltına alındı. Tutuklandı ya da görevinden alındı bu yönetimlerle. Yazık oluyor bu dünyanın en güzel ülkesinin, en iyi, en kadim, değerli insanlarımızın meslek örgütüne. Sonuçta artık bu yük taşınamayınca 34 yıllık ekip ikiye bölündü. Ve şu anda bu iki grup bu seçimde rakibimizdir. Ama şimdi birleştiği haberini aldık. Sağ olsunlar. Seçime gelen delegeler büyük oranda kararlarını vermişlerdir elbette. Etkilemek zordur mutlaka. Ama burada aynı zamanda kameralara, yani tüm ülke kamuoyuna ve tüm hekim kamuoyuna da sesleniyoruz elbette.
biz seni dikkatle izliyorlar. O büyük komple çünkü. Ama gördüğünüz gibi bir birleşme kararı oldu. Neden ayrışılmıştık? İfade ettim. Ayrışıldığı için kendilerine verilen oylara ne oldu şimdi? Hatta yarım saat öncesine kadar bir birleşme yoktu. Burada belediyelerin de herhangi bir önemi olmadı. Yani sizlere hiçbir değer verilmediğini görmüyor musunuz? Baştaki listelerde oynanan bir durumla delegelere, evet şunu anlaştık, size oy vereceksiniz deniyor. Halbuki siz delegeler ne için, kim tarafından seçildiniz? Bunları lütfen hatırlayınız. Bizimle birlikte bu cümleyi geçmem lazım. Çünkü birleşme oldu. Basın yoluyla da birleşmenin kendilerine oy veren hekim camiasına, basını izlerseniz eğer, hekim camiasına da gerekli olduğunu anlatmaya ve bunun fazla tepki çekmemesine alıştırmaya çalışıldığı birçok haber var. Kurnazca. Ama o halde niye bölündük dediniz de bizden oyumuzu aldınız. Bu hile, bu takiye, bu hülyeye kanacağımızı mı sanıyorsunuz? Demez mi dostlar arkadaşlar? Bu kadar basit mi yani? Sizlere oy veren hekimlerimizin hiçbir önemi yok mu? Delegeler, sizin hiçbir öneminiz yok mu? Bu birbirinden ayrışan iki grubun arasında, bu iki grubun basında bizler için söylediği bazı ifadeleri de izledim. Tüm hekim arkadaşlarıma bir iki küçük örnek vermek istiyorum. Örnek. Biz sadece iki grup olarak birleşmişiz. Bu çağ dışı söyleme itiraz ediyorum. Biz mi tutucuyuz yoksa biz mi muhafazakarız yoksa siz mi tutucusunuz ve muhafazakarsınız? Bir şey muhafaza etmeye çalışan. Sonra biz ulusalcı dinciymişiz. Bu gülünç ama felsefi olarak birbiriyle çelişen anlamsız ve yanlış bir yakıştırmadır. Sadece bunu söyleyeyim. Ve biz Atatürk'ün gölgesine sığınıyormuşuz. Yani bir de benzeri yakışıksız, uygunsuz, gerçek dışı yaftalamalar. Artık uzatmayacağım. Buna her seçim döneminde maalesef maruz kalıyoruz. Bu konuda etkili Boratik BTB'nin usta, provokatör insanları var. Bunlara cevap vermek bize yakışmaz. Hiçbir yerde Atatürk'ü ağzına alamayanlar ve bizleri onun gölgesine sığınmaya çalışanlar olarak suçlayıp aşağılama çabaları için birkaç söz söylemem gerekir. Mucize eseri olarak müthiş bir organizasyonla kenetlendiği ulusuyla birlikte bu ülkeyi kurtarmış ve bizlere armağan etmiş. Mucize eseri olarak müthiş bir organizasyonla kenetlediği ulusuyla birlikte bu ülkeyi kurtarmış ve bizlere armağan etmiş. Her alanda eşsiz ve büyük bir deha ile karşı karşıyasınız. Bu bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. 1981 yılı UNESCO tarafından Atatürk yılı ilan edilmiştir. Doğumun 100. yılı olduğu için. O ülkeyi kurtaran meclisi kurdu. İlk mecliste meclisi mebusandan kurtulup gelebilenler vardı İstanbul'da İngilizlerin dağıttığı. Ve Anadolu'dan seçilip gelebilenler de vardı biliyorsunuz. Orada ülkenin mümkün olan her köşesi ve kesimi vardı. Etkin Demokratik TTP gibi sadece inisiyatif dedikleri ülkenin belli kesimindeki bazı odaları değil, her yer var, herkes var. Siz kapsayıcı değilsiniz bunlar, hiçbir zaman olmadınız. Ben onunla çalışmam, şununla yan yana gelemem demedi Atatürk. Deseydi zaten başarılı olma şansı var mıydı? Sizin başarılı olma şansınız olabilir mi? Dünyanın gözü önünde destansı büyük bir başarıya o mecliste imza atıldı. Onunla gurur duymamak mümkün mü? Bizler neden hep birlikte çalışıyoruz? Süreye geçtik lütfen. Tamam. Sayın Başkan, yani çok az daha. İkinci konuşmacıya uyarıdan sonra 4 dakika verdiniz lütfen. Yani 13 dakika verdi kendisi. Yani benim konuşmamın, yani şimdi... Bitirsin siz de buna vakit olmayın. Hocam video toplar yapıyor. Çok az kaldı zaten söyledim. Yani bu tür toplantılarda konuşmada belli bir şok oluyor. Siz psikiyatrisiniz değil mi?
Ben sizden toparlayayım. Ferhan. Bizler neden hep birlikte çalışamayalım? Böyle saçma şey olur mu? Atatürk artık bir kişi değil. Bir kişi değil. Özgürlük ve bağımsızlık için bir sembol, kavramdır. O manevi miras akıl ve bilim olan ve dogmatik olup donup dogmatik olunca donup kalınacağını ifade eden büyük bir filozoftur. O güneş gibidir. Sadece bizim için değil, bütün dünya için ve bütün ezilen uluslar için bir ışık kaynağıdır. Güneştir. Gölgesine sığınıyormuşuz. Düşününüz. Güneşin gölgesi olur mu? Ona perdelerinizi kapatarak ışığını içinize girmesini azaltabilirsiniz. Belki. Ama her yeri yine aydınlatmaya, ısıtmaya, hayat vermeye devam eder. Sadece size yazık olur. Sözleri bilim tahsili yapmış, akıllı, vicdan sahibi ve özgür insanlara, özgür hekimleredir. Akıl ve bilim yolunu tercih etmiyorsanız, aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür bir karakteriniz yoksa, bir fanatik ideolojik tuzaktan yahut da aynı şey olan bir tarikat biatçılığında hapsolmuşsanız, siz de perdelerinizi çekebilirsiniz. (Gülüyor) 34 yıllık yönetim tükenişe doğru gidişe rağmen, yönetimi ele geçirme hırsıyla her yolu denemesi doğru değildir. Demokrasi böyle bir şey değildir. 34 yıllık, 36 yıllık yönetim olmaz. Uzun süreli iktidarların artık verebileceği bir şey kalmamıştır. Bizler sosyal demokrat insanlarız. Sosyalist çünkü herkesle görüşebiliyoruz. Demokratız çünkü herkese eşit mesafedeyiz. Bazı gruplarla görüşemem. Onlar benim ayarımda değil derseniz sosyal demokrat olma iddianızı geçerli sayamayız. Bizler ılımlı, insancı, azimli ve kararlıyız. Biz şucu bucu değiliz. Çok değer verdiğimiz çatı meslek örgütümüzü her iki taraftan gelen kapanma tehlikesine karşı mücadele için buradayız. Sayın delegeler, sizleri Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde akademik kariyer yapmış, yaşayan dünya çapında çok değerli filozofumuz sizi kesmek istemiyorum ama lütfen rica ederim. Ama başta belirledik bakın. Değerler konuşmadığı şey yaptı. Burayı belirledi. Yani zaten neler söyleyeyim? Tamam. Son cümle yani bitiyor zaten. İon bir filozoftan bahsedeceğim. Bu bizim en değerli şu anda yaşayan filozofumuzdur. İona Kucurari. Sizi baş başa bırakıyorum bu sözlerle. Belki hayatınızda en işe yarayacak olan şeylerden biri doğru değerlendirme yapmayı öğrenmektir. Ama öğrenemiyoruz. Hep ezberi değerlendiriyoruz. Kafamıza sokulanları değerlendiriyoruz. İdeolojik bir ilkeyle ya da dinsel bir ilkeyle değerlendirme yapıyoruz. Ya da çıkarımıza göre yapıyoruz. İşte bunlar bir şeyin değerini, onun bir özelliği olan değerini görmeye bizi götüremiyor. Bu şey çatı örgütümüzdür. TTB'dir. Çok değerlidir. Gözünüzü açınız ve görmeye çalışınız. Değerini doğru tartınız ve oyunuzu buna göre veririz. Saygılar sunuyorum.